Eninde sonunda yakalarım o Sacit Kral'ı. Aynı çatı altındayız. Acelem yok. Selam. Dostumla tanışmak ister misiniz? Ne diyor bu yine? Tahsin Bey amcası para verdi, kedi aldı kendine. Çok faydalı bir şey almış. Nasıl bakacağız kediye? Ya kedi falan almadım ya. Kuş mu aldın oğlum? Allah Allah, hayır. Onlar herkeste var. E ne aldın ki? Allah! Ne lan bu? Yılan bu! Yılan mı aldın oğlum? Ha, ya kedi tırmalar falan diye tırstım bir an. Bu uysal hayvanım. Evde yılan olur mu lan? Bu kafesinden kaçarsa ne ederiz? Soğuk soğuk hayvan. Her yere süzülür. Çatal dilli. Başımız belaya girer. Ya çok ön yargılısın ona karşı ama. Oğlum, kafesin kapısını açık unutursun. Bir şey edersin. Gidip birini sokar. Yanarız. Unutmaz Sabit Efendi. He, unutmaz. Hiçbir şey unutmuyor ki zaten. Allah sonumuzu hayretsin. Çok şirin ya. Merhaba. Cesur burada mı? Onunla göz göze gelmek istemiyorum renkli göz. İçeride, içeride. Buyurun Burhan Bey. Sabit Efendi, sual. Siz bana tavır mı yapıyorsunuz ya? Ne münasebet? Dikkat ediyorum. Çöpleri almıyorsunuz kaç gündür. Ben bunları fark etmiyor muyum zannediyorsunuz? Bir dakika yavrum, şu anda büyükler konuşuyor. Lütfen. Kaç sabahtır gazete ekmek de bırakmıyorsunuz? Bayramda bahşiş vermeyince siz bize küssünüz sandık. Rahatsız etmeyelim dedik. Ha. Allah'ım ya Rabbim. Sabit Efendi, bayram bahşişi mecburi bir ücret midir? Burhan Bey. Bir dakika yavrum, şu anda büyük bir diyalog halinde lütfen. Ben eğer apartman aidatını her ay trünk ödüyorsam, bunun içerisinde sizin maaşlarınız da var. Bakıyorum, bu tarafa bakıyorum. Demek ki her şey yerli yerinde. Maaşlar yeti. Artmayınca yetmez derler Burhan Bey. Burhan Bey elinizi... Ya bir dakika evladım. Sabit Efendi, 5 kişilik bir aileyi besleyebiliyorsun. Bakabiliyorsun. Artı, bakıyorum dikkatimi çekti. Bir de kuş almışsın, onu besliyorsun. Kuş almadık. Hadi canım siz de yani. Bırakın şimdi üstünü kapatınca yani ben bunu anlamayacak mıyım kuş olduğunu? Burhan Bey, ellemeseniz. Ya benim de kuşum var. Evde besliyorum. Ne cins bu? Hı? Narya mı? Ha? Ay, ay aman aman aman. Hayır, bende de var ya kuş, dur. Ne o ya? Ne o, onun içerisinde yılan mı var? Böyle diye çatal dillerini göz göze geldik. Çatal dilleriyle böyle lili yaptım ha. Ne o ya? Manyak mısınız nesiniz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Yılan mı o? Cesur almış. Çok uysal bir hayvanmış. Cesur mu? Kenafir gözlü. Ne yapacakmış yılanı? Nasıl bir çocuk bu? Deli mi o ya? Deli. Ne yapacakmış? Büyüde mi kullanacakmış yoksa? Nasıl bir çocuk? Kenafir gözlü, renkli gözlü, başımın belası. Nasıl bir çocuk bu? Manyaklar, deliler. En güzelmiş ol. Öyle demeyin çocuğa. Ne bağırıyorsunuz ya? Ana! Göz göze geldim bir an, farkında olmadan. Ana! İkinci defa göz göze geldim. Kenafir gözlü ne yapacaksın? Tekin değil bu çocuk. Evin içerisinde yılan besliyorlar. A dostlar! A dostlar! Abartmana yayacağım! Yılan var! Yılan besliyorlar bunlar! Yılan!
Olaya bak ya. Garip. Hiç şerde bir hayır var demek. Eh, gideyim şu işi halledeyim. Nereye? Kabahatine bakmadan bana çemkiren Saciz Kral'ın marifetlerini dayısına anlatmaya. Efendim? Yok bir şey baba, yok bir şey. Bana ne ki? O olmuş. Ha. Volkan. Ah canım, o şimdi asker. Bak, Volkan'ın doğum günü de ne güzel düz siyah bir elbise bulmuş, giymişsin. Ne kadar güzel durmuş, ne kadar yakışmış. Düz siyah bir elbise diyorum. Hayır, şimdi de öyle düz bir elbise bulsan, alsan diyorum. Ay, zaman ne kadar çabuk geçiyor Tahsin. Yani kendini bırakırsan şat kadanak yaşlanıyorsun. Halinde, tavrında hep genç düşüneceksin. Hep genç davranacaksın Tahsin'cim. Düştüm ya. Gitmem bana yardım edin. Ay ne oldu Burhan Bey? Bana su ver makbeli. Panik atak geliyor bana. Tamam verir de ne oldu yani? Bana su ver makbeli. Soru sorma. Hayırdır ya? Of. İyi değilim ben. Ne oldu buna abla? Anlamadım ki, bana su ver deyip duruyor. Hadi gel. Su. Gel mutfağa gel. Su. Su. Ay, tamam. Of. Madem bana kafa tutuyorsun, ok yaydan çıktı o zaman. Hoş geldin Sabit. Çok hoş gelmedim. Size anlatacağım şeyler var, yeğeninizle ilgili. Burhan Bey, biraz sakin olun ya. Bakın bu içemediğiniz ikinci bardak gayet de etrafa saçılı döküldü ya. Sakin olayım bak biri. Nasıl sakin olayım? Bodrum Kadın'da resmin bir korku filmi çevriliği. Ya ne olacak ki? Tamam cesur, biraz antika bir çocuk. Canı istemiş almış, ne olacak ya? Bak değil mi? Normalite bir insan evine kedi alır, köpek alır, balık alır, kuş alır. Olmadı tavuk alır. Hadi süt ürünleri açısından gider koyun alır. Yılan olur ya? Bir insan ya, yılan olur mu ya? Deli mi bu adam? Nasıl yılan alıyor ya? Ya o yılan kafesinde kaçıp gelirse? Nereye koyacak Burhan Bey ya, Allah aşkına? Benim başıma korktuğum şeyler gelir. Ben bunu biliyorum. Bana gelir, böyle şeyler gelir. O yılan kaçacak ve ben bunu maalesef biliyorum. Doğru mu bunlar sadece? Zeynep'e kadınım ol filan diye tövbeler tövbesi. Notlar mı gönderiyorsun hala? Ay insaf yavrum artık, insaf. Ayıp denen bir şey var ya. Ya yazık değil mi bu insanlara oğlum? Bize yazık değil mi? Bizi daha ne kadar rezil edeceksin acaba? Aşk olsun ya. Kes sesini. Ay yok yok, biz bundan baş edemeyeceğiz Tahsin. Ara hamiyeti olsun bitsin. Dayı bir de beni dinleyin ama. Yeterince dinledim efendi. Kızı da başını yakacaksın. Bak babası memlekete göndereceğim diyor. Ay gayet güzel okuyan bir çocuktu. Vah vah vah. Vallahi benden bu kadar. Ya, biz de aşık olduk ama böyle yapmadık. Takmışsın kafana bir defa kızı. Vallahi arıyorum işte. Ver telefonu falan. Dayı dur bir dakika. Benim Zeynep'le hiçbir alakam yok ki. Yani hiçbir şey kalmadı aramızda gerçekten. Hı, külahımı koyayım da ona anlat. Ya o kızı Amerika'ya kaçırdın. Olmadı, geri getirdin. Kıyametler koptu. Hala mı aramız anlatsın. Puh sana. En iyisi enişte halletsin. Ver şu telefonu bana. Kaç numarası? Vallahi öyle işte. Ben Hacer'i memlekete yollayacağım. Siz de bunu Antep'e gönderin. Güzel fikir. Dayı bak gerçekten o notlar geçen yıldan kalmaydı. Yanlışlıkla manilerin arasına karışmışlar. Yani Zeynep işi benim için çoktan bitti. Sus artık sus. Gerçekten Zeynep benim kardeşim. Yapma ya. Ben zaten başkasına aşığım dayı. Başka sevgilim var benim. Yapma ya. Kim peki? Şayka.
Şahika mı? Evet, tabii. Çok aşığım. Yani çok özel bir ilişkimiz var. Zeynep kim ki? Benim şu an hayatımda bir tek Şahika var. Yalan mı atıyorsun gene? Yok, isterseniz arayın, Şahika'ya sorun. Ay, ben hissetmiştim. Öyle mi gerçekten ya? Tabii canım, yani isterseniz şu an Şahika'yı arayıp sorabilirsiniz yani. Bizim inanılmaz bir birlikteliğimiz var. Bu sabah neredeyse kavga ediyorduk. Hep bu işte fırtınalı ilişkilerden, keltoş meltoş demesi bana, bunlardan yani. Şimdi ben bu haldeyken gözüm zaten başkasını görmez ki. Zeynep kim? Ben Şahika'ya sırılsıklam aşığım. Ay, ciddi bir şey düşünüyor musunuz Saç? Ha tabii, olabilir. Neyse, bundan sonrası beni alakadar etmez. Gidip Hacer'e de söyleyeyim, rahatlasın. Hayırlı geceler. Tek ricam, bunlardan Aslı'nın haberi olmasın. Ofis ortamından madara olmayalım. Günaydın Cesur'um. Hadi yat artık sen de, yorulmadın mı evladım? Kış. Ne yapıyorsun sen orada? He? Masum surat, dil mi çıkarıyorsun sen bana? Sen bana dil mi çıkarıyorsun? Sen iyisin. Aa, ama senin suyun bitmiş ya. Hiç söylemiyorsun ama. Tıs tıs. Neden böyle yapıyorsun? Dur bakalım. Bak bir şey söyleyeceğim. Çok içine kapanıksın ama. Bu şekilde olmaz. Sonra köprünün hemen aşağısı.